Evet, hoş geldiniz. Tekrar İzmir İktisat Kongresi konuşacağız. Bunu anlatmak istendi. Ama İzmir İktisat Kongresi'ni anlatabilmem için, yani olay Şubat ve Mart 1923'te geçiyor gibi görünse de o tarihsel kesite biraz bakmak gerekiyor. Tam da Lozan Anlaşması'nın inkıtaya, o dönemin lafıyla kesintiye uğradığı, mola verildiği bir dönemde gerçekleşiyor. Bu çok önemli. Tesadüf değil. Bu çok önemli bir tarih kesiti. Lozan çok önemli. O zaman İzmir İktisat Kongresi'ni anlatabilmek için Lozan'ı bir şey yapmak gerekiyor. O zaman Lozan'da boşlukta doğmadığına göre bu illiyet bağı içerisinde Lozan'ı da mümkün kılan Birinci Dünya Savaşı sonrası anlaşmalara bakmak gerekiyor. Yani 1919'dan başlayarak bizim Lozan'a kadar devam eden, en geç bizimki 1919'da Kahir Ekseriyeti, işte Almanya ile Versay yapılacak, efendim Avusturya ile Saint-Germain yapılacak, Nevi Anlaşması yapılacak, efendim işte Arnavutluk'la anlaşma yapılacak. Bir en geç işte Arnavutluk 1920'nin Haziran'ı diye atmak. 1920 ortaları diyelim, varın gelin. Bizim Lozan 1923. İşte ama bunu anlayabilmek için işte o bizim Sevr'i de dahil eden bir şeye gitmemiz. Sevr ve Lozan birbirleriyle bayağı şey içerisindeler. Sevr'i mümkün kılmayan ve onun yerine Lozan'ı kıran milli mücadeleyi bir konuşmak gerekiyor. Milli mücadeleyi ve erken cumhuriyeti konuşabilmek için de o iklimi de daha geniş bir şekilde küresel bağlamını oluşturan Dünya Savaşı'nı konuşmak gerekiyor. Dünya Savaşları mı demek lazım? İki tane Dünya Savaşı mı var? Bir tane Dünya Savaşı var da iki tane veçesi, iki partı mı var, iki bölümü mü var? Bunlara bir bakmak gerekiyor. Çünkü bizim milli mücadele ve erken cumhuriyet dediğimiz tarihsel kesit tam da aslında bu tarihsel kesit de yani 32 1918'de Mondros imzalanıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın bittiği dönemde, bizim erken cumhuriyet dediğimiz dönemde, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ortaya çıkıyor. O zaman şu Dünya Savaşı nedir? Ona bir bakmazsak bizim bu süreci anlamamız mümkün değil. Dünya Savaşı, neden Dünya Savaşı? Neden örneğin işte Kadeş Savaşı Dünya Savaşı olmamış? Neden tarihteki Malazgirt Savaşı, ne bileyim Yüzyıl Savaşları Avrupa'daki Kürtler Savaşı, Napolyon Savaşları en yakın tarihte 1800'lerin başları 1803-1804. Niye onlar Dünya Savaşı olmamış da 1914'te başlayıp 45'te biten 14-18, işte 39-45 evrelerinde biten bu savaşı Dünya Savaşı der. Onu Dünya Savaşı yapan paylaşım mantığı neydi? Buna bakarak gitmek gerekiyor. Ya lafı uzatacak, hiç öyle düşünmeyin. Yani o sanayi inkılabından İzmir İktisat Kongresi'ne bir hattın içerisinde elimden geldiğince özet bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çok bunalttığım yerlerde de sizlerin sorularıyla daha net hale elimden geldiğince getirmeye de gayret edeceğim. O zaman tersten başlayalım. Yani İzmir İktisat Kongresi'nden kapitalizme gitmek mümkün olmayacağına göre yani daha genişten özele doğru, genelden özele doğru gitmek belki daha iyi olabilir diye düşündüm. Aklımda o şekilde planladım şeyi. Bizim bu kapitalizm dediğimiz şey 16. yüzyılda 1500'lü yıllarda büyük 16. yüzyıl diyor Ferdinand Braudel buna. Fransız tarihçisi, Annales Ecole'ün yıllıklar ekolünün yıllıklar dergisi çıkarttı. Yıllıklar dediğim en önemli temsilcilerinden. Büyük 16. yüzyıl 1400'lerin ortalarından başlayıp 1600'lü yıllar Vestfalya Savaşı'na kadar devam eden bir 16. yüzyıl. Halbuki 1648'de Vestfalya imzalandı da 17. yüzyıldayız. Efendim işte Vasco da Gama bilmem nereye gittiğinde, Kristof Kolomb Amerika'yı bulduğunda da daha 1400'lü yıllarda 15. yüzyıldayız. O yüzden büyük 16. yüzyılda kapitalizm başlıyor ve aslında temel esprisi Amerika'nın keşfi değil. Yani Amerika'yı keşfetmeleri önemli değil. Amerika'daki madenlerin, değerli madenlerin Avrupa coğrafyasına gelmesi, coğrafi keşifler ve Afrika'da köle emeğinin Avrupa'ya gelmesi. Amerika'dan madenler, bura Avrupa ise
aşağı taraftan Afrika'dan kölelerin gelmesi ve bir işte Avrupa feodalitesinin içerisinde yeni bir sınıfın doğmasıyla birlikte 1500'lü yıllardan itibaren artık kapitalist üretim ilişkileri dediğimiz bir yapı ortaya çıkmaya başlıyor. Emeğin metalaştığı, artık sermayenin bollaştığı, paranın sermaye yerine geçtiği bir yapı oturmaya başlıyor. 1700'lü yılların ortalarına gelindiğinde ise bu ticaret kapitalizmi sanayi kapitalizmine doğru evrilmeye başlıyor. Şimdi bu çok önemli bir kırılma. İşte bizim ampulleri ölçmek için kullandığımız watt dediğimiz şey var, işte kaç watt ampul falan. Bu James Watt'ın soyadından geliyor. James Watt 1700'lerin ortalarında, 1763 diye aklımda kalmış. Yanlış bir şey söylersem düzeltin ne olur. Buhar makinesini buluyor. Buhar makinesiyle birlikte sanayi devrimi başlıyor. Bakın bizim İzmir İktisat Kongresi'ne buradan gideceğiz. Biz İzmir İktisat Kongresi konuşuyoruz. Gerçekten. Peki bu, yani sanayi devriminin ayırıcı özelliği nedir? Dünya tarihinin, insanlığın ilk ortaya çıktığı tarihten sanayi devrimine kadar, yani 1710'ları 1800'lere kadar, 1760'ta buhar makinesi, sanayi devriminin sembolik anlamda ortaya çıkışıdır. James Watt'ın buhar makinesini buluşu da tek bir buluşla falan olmuyor bu işler. Peki esbab-ı mucibesi eskilerin lafıyla ya da esprisi nedir? İnsanların üretim yapmaya başladıkları, iki ayakları üstünde bir şeyler üretmeye başladıkları evreden 1700'lü yılların ortalarına kadar. Hani homo sapiens sapiens, akıllı insan, alet yapan insan diyoruz ya. Yani homo sapiens, işte neandertaller homo sapiens, biz homo sapiens, bir de işte idaltu mu deniliyor, ne işte akıllı insan, alet yapan insan. Neandertaller de alet yapıyorlarmış. O tarihlerden, milattan önce bilmem kaç binli yıllardan, yani tarım toplumunun icat olduğu, tarımın icat dedikleri şey çağlardan, buzul çağının bittik dönemlerden 1700'lü yıllara kadar insanlar bir şey üretebilmek için çok sınırlı güce sahipler. Doğanın gücü, kendi kas güçleri ve diğer hayvanların güçleri. Bunların haricinde bir şeye sahip değil. Konuşacağız. Minik bir özet geçeyim. İzmir İktisat Kongresi 1923 yılında gerçekleşen bir kongre. Ama İzmir İktisat Kongresi'ni anlayabilmemiz için içinde gerçekleştiği siyasal ve ekonomik konjüktüre dönüp bakmamız lazım dedik. Bu konjüktürde tam da Cumhuriyet'in öncesi Lozan Anlaşması'nın ara verildiği döneme denk geliyor. Lozan iki parçada gerçekleşiyordu malum. 1923'ün başlarında Lozan Anlaşması'na bir ara veriliyordu. Tam o arada da işte İzmir İktisat Kongresi gerçekleşiyordu. Lozan'ı madem eğer konuşacaksak, Lozan'la İzmir İktisat Kongresi birbirleriyle alakalıysa, Lozan'ı da mümkün kılan Birinci Dünya Savaşı sonrasının anlaşmalarına, Birinci Dünya Savaşı sonrasına bir bakmak gerekiyor. Çünkü 1919'dan başlayarak en son Lozan'a kadar bir anlaşmalar silsilesi dünyada yürüyüp gidiyordu. Onu konuşmuştuk şeyle. Yani işte 1919'da işte Versailles Almanya ile başlıyordu. Saint Germain imzalanıyordu. Nevi Anlaşması imzalanıyordu. Macaristan'la anlaşma imzalanıyordu. Osmanlı ile Sevr Anlaşması imzalanıyor idi. Osmanlı'nın Sevr Anlaşması'nın imzalanması aşaması Ağustos 1920, tam da işte milli mücadelenin başladığı döneme denk geliyordu. Milli mücadelenin sonu Lozan'a, o arada İzmir İktisat Kongresi'ne denk geliyordu. O zaman milli mücadele ve erken dönem cumhuriyete de bakarak İzmir İktisat Kongresi'ne gitmek gerekiyor demiştik ki, İzmir İktisat Kongresi'ni anlayabilmek için de şeyi, çok affedersiniz, milli mücadele dönemini anlayabilmek için de, erken cumhuriyet dönemine bakabilmek için de bizim bu dünya savaşları mantığına bir bakmamız gerekir demiştik. Çünkü tam da bizim milli mücadele dediğimiz şey 30 Ekim 1918'de başlayan mücadele, yani Birinci Dünya Savaşı sonrası başlıyor ve erken cumhuriyet dediğimiz dönemde İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği döneme denk geliyordu. Olaylar tam da dünyanın bu çok önemli tarihsel kesitinde ceryan ediyordu. Bizim mutlaka o zaman dönüp buraya bir bakmamız gerekiyordu.
Bir de tabii ki bizim Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı'na bakmamız lazım lafını ettiğimize göre neye bakacağız? Bütün o kronolojiyi tek tek anlatacak halimiz yok, gerek de yok. Bunlar bir kere neden Dünya Savaşı'ydı? Neden 1914'te başlayıp 45'te biten sürece biz Dünya Savaşı diyoruz? Dünyada neden buna bir Cihan Harbi deniliyor, Dünya Savaşı deniliyor? Buna bir dönüp bakmak gerekiyor idi şeye. Neden başka bir savaş değil de buna bir dünya savaşı denmişti. Bunu anlayabilmek için de bu iki savaşın ya da bir savaşın iki ayrı tarihte gerçekleştirmiş olan bölümüne 1914'te başlayıp 45'te bitmiş olan bölümüne nin o paylaşım savaşı mantığına bir bakmak gerekiyor idi. Onu bir konuşmamız gerekiyor demiştim. Bu paylaşım savaşını anlayabilmek için de sanayi inkılabına bir bakmak gerekiyor. Çünkü sanayi inkılabı muazzam bir kırılma yaratıyor idi. Sanayi inkılabını anlayabilmek için de biraz daha geri gidip o üretim ilişkilerindeki dönüşüme bakmak lazım demiştim. Ama tabii ki bunlar böyle tarihsel kronolojide 500 yılı, 600 yılı anlatarak, ucuca ekleyerek, yani diakronik bir tarih anlayışıyla anlatılacak şeyler değil. Bir bağlam içerisine yerleştirerek konuşmamız gerekir bunları. Ve döndük kapitalist üretim ilişkilerinin ortaya çıkışıyla mevzuya başladık ve dedim ki yani gerçekten de elimden geldiğince dersin sonunda büyük 16. yüzyıl dediği Ferdinand Brodel'in o tarihsel kesitten İzmir İktisat Kongresi'ne bir bağlam içerisinde size bir hikaye anlatmaya çalışacağım diye de özetlemiştim buraya kadar. Kısaca böyle demiştik. Burada kalmıştık. Demiştim ki bu kapitalist üretim ilişkileri dediğimiz şey işte büyük 16. yüzyılda ortaya çıkıyor. Neresi? Ne zamandır büyük 16. yüzyıl? 1400'lü yılların efendim işte aslında ta başlarına kadar gidebilecek bir süreçtir. Çünkü şeyden itibaren 1400'lü yılların başlarından itibaren coğrafi keşifler aslında başlıyor. Öyle sadece Amerika'nın keşfiyle falan filan değil. Madarya ve Azar adaları 1419'da keşfediliyor. Ümitburnu 1400'lü yılların sonlarında keşfediliyor. O arada Ümitburnu'nu Vasco de Gama geçiyor, Hindistan'a gidiyor. Öte taraftan efendim Christoph Kolomb Amerika'ya gidiyor falan filan. Esprisi bunun Amerika'daki değerli madenlerin Avrupa kıtasına gelmesiydi bu bir. İkincisi özellikle Afrika alt yarım adasından kölelerin Avrupa'ya emek gücünü oluşturacak bu kapitalist üretim ilişkilerinin bunların gelmeye başlamasıydı ve tüm bunların yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan ve Türkçe'yi kent soylu olarak da çevrilen burjuvazinin ortaya çıkmasıyla şekilleniyordu. Bu ortaya çıkan burjuvazi 1700'lü yıllara kadar bir ticaret kapitalizmi şeklinde zuhur ediyor idi. 1700'lü yılların ortalarından itibaren ise üretim ilişkileri yine kapitalizmin içerisinde bir dönüşüm olmakla birlikte muazzam bir şekilde dönüşüyor idi. Sanayi devrimiyle birlikte. Sanayi devriminin sembolik başlangıcı diyebileceğimiz sembolik olay ise 1760'lı yıllarda James Watt'ın hani bizim şu ampullerde falan şey geçer ya işte 20 mum şeylik wattlık ampul, 10 wattlık ampul falan filan diye oradaki adamın soyadı buhar makinesini bulması ile şekilleniyor. Peki buhar makinesiyle Birinci Dünya Savaşı'nın ne alakası var? Doğrudan alakası var. Birinci Dünya Savaşı'nın Lozan'ında da efendim İzmir İktisat Kongresi ile doğrudan alakası olduğu gibi. O zaman ben buhar makinesi kafası üzerinden sanayi devriminin nasıl bir paylaşım savaşı yaptığını anlatıp size bu paylaşım savaşının o ara kesitinde bizim milli mücadelenin nasıl şekillendiğini ve milli mücadelenin son evresinde Lozan'ı ve Lozan'ın inkıtasında size İzmir İktisat Kongresi'ni özetlemeye çalışayım. Velhasıl çalışmamızın bağlamı burasıdır arkadaşlar. Peki bizim buhar makinesi ne yapıyor ya da nasıl oluyor? Yine demiştim ki yani insanlığın ilk ortaya çıktığı dönemden, Homo sapiens'in ilk ortaya çıktığı dönemden 1700 yılların ortalarına, ikinci yarısına kadar geçen süreçte bir şeyi üretmek için gerekli eldeki enerji kaynakları çok az. Enerji kaynağından kastımız ağacı kesmek için işte baltayı alıp kol gücünü kullanarak kesmen lazım. Ağacı taşımak için bir yere masa imal edeceğiz ya hani
Ya hayvanları kullanman lazım ya da nehrin gücünü kullanman lazım ya da denizin gücünü kullanman lazım. Dikkat ederseniz doğanın gücünden, doğanın taşıma, doğanın esme, yağma, yakma gücünden, hayvanların ve insanın da bir hayvan olarak, bir primat olarak işte bunların gücünün dışında elektrik yok, petrol yok, nükleer enerji yok, su buharı yok, hiçbir şey yok. Ne zamandan? İnsanlığın ortaya çıktığı tarihten, Homo sapiens'ten 1700'lü yılların ortasına kadar arkadaşlar. Dolayısıyla 1700'lü yıllarda enerjinin niteliğindeki dönüşümü anlamamız lazım. Sanayi devrimini ve sanayi devriminin akabinde gelecek olan son evrelerinde, son evresi demeyelim ama onun 1900'lü yıllarda şekillenecek olan paylaşım savaşına dönüşümünü anlayabilmek için. Buhar makinesinin icadı ile birlikte işte o bir şey üretmek için ihtiyaç duyduğumuz enerjinin şekli dönüşmeye başlayacak. Buhar, keşif şu, ısınan su genleşir. Bilimsel keşif bu. Bu bilimsel keşfi pistonlara uyarlıyorlar. Ne yapıyorlar? Yani ısınan su gevşeyince kinetik enerjiye dönüşüyor ve bir şeyi iteleyebiliyor. Aa, bunu keşfediyorlar. Sonra bir takım teknokrat, teknik bilgi sahibi adamlar diyelim, bunu alıp önce dokuma atölyelerine, ardından da demir yollarına uyarlamaya başlıyor. Peşinden bu buhar gücünün yerine petrol gelmeye falan başlayacak. Ama dikkat ederseniz kullanılan enerjinin şekli değişmeye başlayacak. Bu mucizevi bir değişim. Bunu şöyle örnek vereyim. Yani su buharını bir kenara koyalım. Forklift denilen aleti mutlaka ki görmüşsünüz. Hani bu çok bir araba gibi olup da çok ağır şeyleri kaldırmak için kullanılan bir şeylerin altına girip de onu böyle taşımaya yarayan aleti. Şimdi insanoğlu on binlerce yıldır bir şeyi bir yere taşımak için bir güç kullanıyor. Sanayi devrimine kadar bu güç insanların gücü, hayvanların gücü, doğanın gücü. Başka bir güç yok. Sanayi devrimiyle birlikte işte hani enerjinin kullanım biçiminin değişmesi diyoruz ya arkadaşlar. İşte forklift kullanılmaya başlanıyor. Ha, bu daha önce forklift değil, su buharı. Bu daha sonra petrolün gücü. Bu daha sonra elektriğin gücü. Bu günümüzde nükleer enerjinin gücü. Ama bakın dikkat edin. Forkliftle birlikte artık insanlar 250 kiloyu kaldırmıyor. 500 kiloyu kaldırmıyor. 500 kiloyu kaldıracak kullanan aracı, kaldıracak aracı kullanan insan ortaya. Ya da bunu genelleştirecek olursak artık örneğin dikiş diken insan yok. Dikiş diken, gömleği diken, bu gömleği diken aletleri kullanan insanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ya da artık bizim hiçbirimiz saatte 150 kilometre hızla koşamayız. 200 kilometre hızla koşamayız. 200 kilometre hızla gidecek arabayı kullanan insan ya da binlerce, on binlerce tonu hiçbir insanın ya da hiçbir insan grubunun taşıması mümkün değildir. Ama yüz binlerce tonu taşıyacak gemileri ya da trenleri kullanan insan ortaya çıkıyor. Bir tane insan trenin önüne oturuyor ve o bir insan on binlerce ton kömürü binlerce kilometre uzağa götürüyor. Ne ile? Trenle. Ha, bu sanayi devrimiyle mümkün olan bir şey. Bu muazzam ölçüde üretim ölçeğini dönüştüren bir şey. Üretim ölçeğini dönüştürüyor. İnsanların üretim ölçekleri kat ve kat artmaya başlıyor. Şöyle diyelim. Ben sanayi devrimi öncesinde, bakın Birinci Dünya Savaşı konuşuyoruz. Ben sanayi devrimi öncesinde üretim yapan bir terziyim. Bir terzi olarak işte kumaş üreten insanlardan kumaş alıyorum ve müşteri beklemeye başlıyorum. Bir arkadaş geliyor, kırmızı bir gömlek istiyor. Ölçüyorum, biçiyorum, ona gömleğini dikiyorum. O gün öğleden sonra başka biri daha geliyor. Beyaz bir gömlek istiyor, ona da kesiyorum, biçiyorum. Başka birisi daha geliyor. Aynı gün içerisinde bir gömlek daha istiyor. Yok, ya yarını bekle, ya ben bunu bugün yetiştirmem mümkün değil. Neden? Çünkü üretim ölçeğim belli. Kumaşı kendi elimle keseceğim derken makasla keseceğim ama bu kol gücüyle keseceğim. Onu dikeceğim ya da işte yanımdaki kalfayla birlikte falan filan. Sanayi devrimi sonrasındaysa artık ben kumaş diken terzi, manufacturer, zanaat üreticisi olmaktan çıkıyorum. Ben işte 36 beden, 38 beden, 40, 42, 44, 46 beden beyaz kısa kollu kumaş üret, şey gömlek üreten
makinalar düzeneğinin başındaki adam haline geliyorum. Bunun en çarpıcı, en dramatik örneği Charlie Chaplin'in o işte filmidir. O makinaların arasında kaybolan insanı anlattığı o filmidir. Ve orada çalışan insanlar ortaya çıkmaya başlıyor. İyi ne güzel, işte üretim artıyormuş falan. Ama dikkat edin, ben daha önce terziyken müşterilerimi bekliyor. Müşterilerim gelip de benden işte kendi vücut ölçülerine uygun 36 beden beyaz gömlek istedikleri zaman yukarıdan beyaz kumaşı kesip onlara uygun kesip biçip dikecekken, şimdi ortada müşterilerim yokken 10 bin adet uyduruyorum tabii. İşte 36 beden kısa kollu beyaz gömlek, 2 bin adet işte kahverengi uzun kollu gömlek, bilmem kaç adet bilmem ne renk bilmem ne gömlek kesip yeni pazarlar arama ihtiyacındayım. Ve işin ilginci, dünyadaki bu işi yapan tek insan da ben değilim. Ha, o zaman karımı artırabilmek ve maliyetlerimi düşürebilmek için örneğin sadece Ankara'da ya da sadece İzmir'de bu işi yapmamam lazım. Daha ucuza emek gücü bulabileceğim, daha ucuza örneğin ipek böceği bulabileceğim ya da daha ucuza yün, pamuk bulabileceğim yerlere gitmem ya da hazır gitmişken bu gömlekleri de satabileceğim yeni yerler bulmam gerekiyor. İşte 1700'lerin başlarından, 1700'lerin ikinci yarısından itibaren sanayi devrimi devreye girmeye başlamıştı ya, 1800'lerin başlarından başlayarak arkadaşlar bir lazefer ekonomisi denilen, bırakınız yapsınlar. Ya, çünkü dünya geniş. Dünya geniş. Ben Çin'e gideyim, sen efendim Japonya'ya git, belki Osmanlı'ya gitsin, belki Hindistan'a gitsin. Herkes bir yere gitsin. Yani sorun yok. Çok özür diliyorum. Bilgisayarım pilinin bittiğini söylüyor. Ben de o arada hemen şunu şey yapayım. Sorun yok. Yani isteyen istediği yere gitsin. Ama 1800'lerin ortalarına gelindiğinde artık bu sanayi devriminin gerçekleştiği ülkelerde ki burjuvalar, burjuvazi ve ülkeler 10 tane Hindistan, 20 tane Osmanlı, 30 tane Çin olmadığını, dünyanın sömürme sınırının sonuna gelindiğini fark etmeye başlıyorlar. İşte 1800'lerin ilk çeyreğinden itibaren enerji birikmeye başlıyor. Enerji birikmeye başlıyor. Ve işin ilginci, 1803'te başlayan Napolyon Savaşı 1815'te bitecek. Görece bir barış dönemi, tam lazefer ekonomisinin oturduğu dönem. Herkesin işte onun Hindistan'a gittiği, onun Çin'e gittiği, onun Japonya'ya gittiği, Berik'in Osmanlı'ya geldiği, Afrika'ya gidip sömürdükleri işte muazzam bir dönem. Muazzam bir dönem. Yani İngiltere'de üretilen kumaşların, İngiltere'de üretilen gömleklerin hiçbirini İngilizler üretmiyor. Köle emek üretiyor. Gelen kumaşlar İngiliz kumaşı değil, başka yerlerden geliyor. Üretilen gömleklerin de belki %80'i, 90'ı, Eric Hobsbawm'a bakarsak rakamlar veriyor çünkü, İngiltere'de satılmıyor. Başka yerden gelen insanlar, başka yerden gelen üretim malzemeleri üretip başka yere satıyorlar. Bu muazzam bir paylaşım. Ama 1800'lerin ikinci yarısına doğru gelinirken yavaş yavaş bu paylaşılan dünya bitmeye başlıyor ve 1800'lerin ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş paylaşım. Hangi paylaşım? Hangi paylaşım? İşte bu, hani bırakınız yapsınlar paylaşımı. Ben gömlek üretmek için daha öncesinde gidebileceğim dünya büyük diyordum. Gidiyordum istediğim yere. Sen oraya git, ben buraya gideyim. Ama 1800'lerin ikinci yarısından itibaren artık siz ve ben rakip hale gelmeye başlıyoruz. Çünkü sen de Çin'e gelmek istiyorsun, ben de Çin'e gitmek. Sen de Osmanlı'ya gelmek istiyorsun, ben de Osmanlı'ya. Sen de Japonya'ya gitmek istiyorsun, ben de oraya. Sen de Orta Doğu'ya gitmek istiyorsun, ben de Orta Doğu'ya gitmek istiyorum. Niye? Daha ucuza kaynak bulabilmek, daha ucuza petrol bulabilmek, daha az ücretle çalışabilecek işçi bulabilmek ve daha fazla gömlek satabilmek için. Burada gömleği siz 1000 tane mala çeşitleyin arkadaşlar. İşte Birinci Dünya Savaşı'na doğru gelinirken bunu bir paylaşım savaşı yapan ve o savaşı, o tarihte çıkan savaşı dünya tarihinde birinci dünya savaşları, cihan harbi, World War diye anmamıza sebep olan espri de bu paylaşım mücadelesidir.
bu paylaşımı anlamadan, bu paylaşım şeyini anlamadan, birinci dünya bir şeyi, dünya savaşlarını anlamadan, bizim işte o içinde milli mücadelenin gerçekleştiği evreyi, milli mücadele dönemini anlamadan Lozan'ı ve İzmir İktisat Kongresi'ni anlamanız mümkün. Şimdi en azından kafanızda bir dünya savaşı mantığı canlandırabildiğimi umuyorum. Yine söylüyorum, eğer bir sorunuz varsa aşağıdaki o şeylere tıklayarak, tepkilere, reflection'lara tıklayarak söz isteyebilirsiniz ya da ekran şeyden mikrofonla söz isteyebilirsiniz. Ben ilk fırsatta sözü size devredeceğimdir. Bu paylaşım savaşı 1918'e geldiğinde büyük Neolitik imparatorlukların çok uluslu, çok dinli, çok etnikli, içinde Osmanlı İmparatorluğu'nda bulunduğu imparatorlukların çökmesiyle sonuçlanacak. Özellikle savaşın yenilen tarafındaki bütün imparatorluklar ve bütün sülaleler çökecek. Yani Hohenzollernler gidecek, Macaristan'daki efendim işte Bulgaristan çökecek, Avusturya Macaristan çökecek, Almanya çökecek. En son artık Osmanoğulları kalmış durumda. Artık ayan beyan ortadaki artık Osmanlı İmparatorluğu da son günlerini yaşıyor. Ve zaten 1800'lerin başıyla birlikte artık ulus devletleşme süreçleri Osmanlı'yı oluşturan etnikliklerin de kendi ulusal bilinçlerine kavuşmasını ve ayrılma taleplerinin artık ciddi boyutlara ulaşmasını da beraberinde getirmiş ki 1800'lerin ilk çeyreği bittikten sonra önce Yunanistan'dan başlayarak Balkan milliyetçiliği, gayrimüslim milliyetçiliği, Avrupa'dan sonra milliyetçiliğin yayıldığı ikinci coğrafya ciddi bir kaynar kazan haline gelmiş. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde de artık biz bu yenilen saftaki imparatorlukların çöktüklerini görüyoruz. İlk çöken tabii ki Rusya olacak. Rusya hem savaştaki yenilgileri hem kendi içerisindeki çatışmalar ve bir Sovyet devrimiyle birlikte 1917 Kasım'ında, eski takvimle 1917 Ekim'inde gerçekleşecek olan Ekim devrimiyle birlikte önce Sovyetler Birliği çekilecek savaştan. Ardından zaten 1918'in sonlarına doğru Birinci Dünya Savaşı bitecek ve bu imparatorluklar paramparça olacak. 30 Ekim 1918'de de biz de bir ateşkes anlaşması imzalayacağız. Muahede, eskilerin lafıyla Mundros Muahedesi, ateşkes anlaşması imzalanacak. Ateşkes anlaşmaları ismi de üstündedir ki geniş kapsamlı barış anlaşmaları, tırnak içinde barış anlaşmaları, her barış anlaşması yenilenin sırtındaki ceketine kadar alındığı bir soyma anlaşmasıdır. Ama adına barış anlaşması derler. Tabii ki Lozan Barış Anlaşması ya da Ser Barışı tabii ki olduğu gibi, yani ya da işte Versay Barış Anlaşması'nda falan olduğu gibi bütün Almanya'nın canına okudu. Barış Anlaşması ki Versay'ın hükümleri 2. Dünya Savaşı'na doğru giderken Alman ulusunda şekillendiren ve Almanya'da faşizmin yükselmesinin de temel esprilerinden birini oluşturacak. Neyse, bizim şu andaki konumuz bu değil. Biz şeye dönelim. 30 Ekim 1918'de bir bizde de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanıyor ve peşine Anadolu'da bir milli mücadele başlıyor. Baktığımız zaman böyle bir çoban alevleri gibi Anadolu'nun her tarafında reddi ilhak cemiyetleri ve müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin kurulduğunu görüyoruz bu tarihlerde. Bunları inkılap tarihi dersinde ezber ediyoruz. Ama herhalde çoğumuz arkadaşlar müdafaa-i hukukun ne olduğunu hiç düşünmedik. Hukukun müdafaası hangi hukukun? Borçlar hukukun, ticaret hukukun, hangi hukukun müdafaası? Bir her ismi neredeyse ortak olan, yani işte bir sürü müdafaa-i hukuk cemiyeti var ve reddi ilhak cemiyeti var. Bunlar neydi? Yani müdafaa-i hukukçular hangi hukuku müdafaa ediyorlar? Ya da reddi ilhak. İlhak nedir? İlhak katmak, eklemek demektir. Ama daha özelde bunu bir dalavere dubarayla egemenliği altına almak anlamında kullanıyorlar. Hani işte İngilizler topraklarımızı ilhak ediyor, kesiyor, katıyor kendisine. Egemenliği altına alıyor. Biz bunu reddediyoruz. Ya da müdafaa-i hukuk. Hukuku müdafaa ediyoruz. Hangi hukuku? Şu hukuku. İlk başta Lenin 1914'te ulusların kendi kaderini tayin hakkı diye ortaya çıkacak. Sert determinasyon. Yani çünkü coğrafya darmadağın oluyor.
sert determinasyon ilkesi ilk önce Lenin'le çıkacak. Ama o ilk önce Lenin'in ortaya çıkmasına rağmen o ilk başta çok fazla bir ses getirmeyecek. Savaşı oldukça geç giren Amerika 1917'de Birinci Dünya Savaşı'na katılacak. Ama savaşın sonucunu da biraz onlar belirleyecek. 1918'de o dönemin başkanı Wilson 14 points 14 nokta. Biz orada işte Wilson prensipleri diyoruz. Wilson prensipleri denilen prensipler içerisinde ki bizi 12. maddesi çok ilgilendiriyordu. Oradan da oraya Osmanlı'ya şey yapar. İşte biraz da Lenin'in ulusların kendi kaderini tarihin hakkını da andıran ilkeler ortaya koyacak. Tabii ki bu daha çok ses getirecek. İşte bizim müdafaa hukukçuların müdafaa ettiği hukuk, haklar bunlar. Biz diyor, bak diyor, Wilson diyor bunları söylüyor diyor. Çok Lenin'i anmıyorlar o dönemde ama biz diyor, bizi diyor kafanıza göre diyor işgal edemezsiniz. Ya da topraklarımızı ilhak, yani böyle kesip kafanıza göre parça parça cebinize atıp atamazsınız. İlhak reddedin. İşte milli mücadele bunun başlangıcı budur işte. Çünkü bayağı bir insan Anadolu'da, Anadolu'nun çok farklı coğrafyalarında işgali reddeder, ilhak reddeder. Hukuku müdafaa eder. Neyi? Uluslararası. Mustafa Kemal bu mücadelenin içerisine dahil olacaktır. Ve daha sonra onun önderliğine eline alacaktır. Biraz buradan devam etmek istiyorum. İzmir İktisat Kongresi'ne doğru giderken şey. Milli mücadele anlatısı genelde bizim İnkılap Tarihi kitaplarında biraz da hamaset şeyi içerisinde anlatılır. Mustafa Kemal'in de ben bu anlatılar içerisinde bazen doğru yere konmadığı düşüncesindeyimdir. Milli mücadele yani genelde işte Atatürk'ün Cumhuriyeti kurması ve gelip ülkeyi düşmanları ülkeden kovması ekseninde anlatılır ki ülke düşmanların kovulması sürecinde Mustafa Kemal'in çok önemli bir tarihsel şahsiyet olduğunu ve onun tarih sahnesine çıkış tarihinin de tabi 1915 olduğunu, Çanakkale Savaşları olduğunu unutmamak gerekir. Çanakkale Savaşları'na falan dönecek halimiz yok. Ama bu milli mücadeleyi anlayabilmek için ben farklı bir kategorinin işe yarayabileceğini düşünüyorum. Şurada ben daha önce açıp şey yapmıştım, hazırlamıştım. Şurada bulabilirsem sizinle paylaşmak istediğim bir minik şey var arkadaşlar. Bulabilirsem... bilirim. Burada sizin için ayırmıştım zaten. Hemen sizinle onları paylaşmak istiyorum. Bu milli mücadeleyi de anlayabilmek için ve tabii ki milli mücadeleyi anlarken onun içerisinde Lozan'ı, onun içerisinde Sevr'i ve onların tüm için hepsinin içine de İzmir İktisat Kongresi'ni koyabileceğimiz yapıyı konuşabilmek için de lazım olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir yapılık var önümüzde. Şu ekranı da şeyle çekeyim. Dikkat ederseniz Lozan'da buralarda bir yerlerde duruyor. Böylece biraz daha şöyle söyle. Ekran görünsün. Ben görünmeyeyim. Siz de görünmeyin. Şöyle yapalım. Dikkat ederseniz bu mücadelenin iki evresi var. Birinci evresi işte kongreler evresi. Reddi ilhak cemiyetleri ve müdafaa hukuk cemiyetleri diyorduk ya, yani Birinci Dünya Savaşı zamanında, Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte işgallerle başlayan ve o işgallere karşı Wilson prensiplerini, Lenin'in ulusları kendi kaderini tayin hakkının altını çizen ama asıl Wilson prensiplerinin ve ilhakları reddeden bir patır 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 dernekler kurulmaya başlıyor. Bu evre yavaş yavaş milli mücadelenin merkezi evresine doğru evrilirken de işte tam o kertede Paris Konferansı toplanıyor. Paris Konferansı baya baya Amerika'ya Türkiye'den belli bir kısmını ya da Anadolu'nun tamamını manda olarak kabul edip etmeyeceğini soruyor. Daha sonra 1920'lere 19 sonunda 20 başlarında Amerika ben diyor burayı manda olarak kabul etmeyeceğim diyor. Ki yine İnkılap Tarihi derslerinden hatırlarsınız biz de o dönemde Sivas Kongresi'nde manda ve himayeyi çokça tartışacağız. Sivas Kongresi'nin ilk günleri neredeyse 4 Eylül 19'da açılacak kongre baya baya manda tartışmalarıyla falan geçecek. Neyse yani oraya hiç girmeyelim. İkinci evreye doğru gelirken de arkadaşlar 1920'nin Nisan'ında Ankara'da
biraz da olağanüstü koşullarda açılan bir meclis var. Olağanüstü koşullar diyorum, buradaki olağanüstü lafı sadece koşulların kötülüğü, Ankara'nın o dönemde yaşamaya zor bir kent oluşu falan filan değil. Şimdi bir tarafta İstanbul'da bir hükümet var, o meşru hükümet, o padişah var ama İstanbul fiilen 13 Kasım'da işgal edilmiş. 13 Kasım 18'de fiilen, Mart 1920'de işte de jure diyeceğim, hukuki olarak işgal gerçekleşecek ama aslında gemilerin Çanakkale'den tekrar geçip de efendim toplarını Topkapı Sarayı'na ve İstanbul'un içine çevirdikleri tarih bizim Mondros Mütarekesi'ni imzalamamızdan 30 Ekim. İşte bilemediniz 10 gün, 15 gün, 20 gün sonrasıdır. Yani 13-14 Kasım civarlarında aslında işgal edecek. 16 Mart 1920'de, 19'da da biliyorsunuz Mustafa Kemal Samsun'a gitmek için hareket ettiği günlerde de İzmir işgal edecek. Ama bu evre aynı zamanda milli mücadelenin o kongreler evresinden, yani Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesini takiben işte ilhakların kesip cebe koymaların, işgallerin, hukuka aykırı işgalleri tepki gösteren derneklerin ve paramiliter örgütlerin, paramiliter örgütler nelerdir? İşte Çerkez Etenler, işte Demirci Efeler, işte Kara Fatmalar gibi işte silahlı örgütlerin milli mücadeleyi omuzlayan Kuvayi Seyyare ordusunun, hareketli birliklerin, gerilla birliklerinin olduğu evreden yavaş yavaş Ankara'da TBMM önderliğinde düzenli ordu eliyle yürütülen bir mücadeleye geçişi şey yapıyor. Şimdi bu iki evre olur iken aynı zamanda dikkat edin tarihte ilerliyor. Bakın sağ tarafta 30 Ekim 1918'de şeyi görüyorsunuz. 16 Nisan 1920'de San Remo Konferansı toplanıyor. 23 Nisan 20'de meclis açılıyor. 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması imzalanacak. Bizim İzmir İktisat Kongresi de Şubat sonu ortası Mart başında toplanacak. Lozan'ın ikinci şeyi. Lozan bittikten sonra da dikkat ederseniz zaten Cumhuriyet'in tapusu diye boşa demiyoruz. 9 Eylül'de CHP kurulacak. Aylar sonra işte Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 3 ay 4 ay sonra da Cumhuriyet ilan edilecek falan. Nutuğu oraya niye koydum? Çünkü tek parti döneminin başlangıcı da o nutuk. Şimdi bizim milli mücadeleyi anlayabilmemiz için içerideki yuvarlaklara biraz bir bakmamız gerekiyor. Kesildiği zaman ekranımız tekrar, hattımız tekrar ben bağlanacağım. 6 dakika sonra. Şimdi birinci olarak Anadolu işgal güçlerine karşı direniyor. 30 Ekim 1918'den sonraki haftalarda yavaş yavaş işgaller gerçekleşmeye başlıyor. Tabii buna onlar işgal demiyorlar. Yani önlem almak falan filan diyorlar. Milli mücadele ilk önce işte bunlara karşı gerçekleştirilen bir reddi ilhak ve müdafaa-i hukuk çabasıdır. Dernekler aracılığıyla gerçekleşir. Paramiliter örgütler aracılığıyla gerçekleşir. Topal Osman işte Giresun'dadır, Çerkez Ethem işte o Karadeniz'dedir, efendim işte Güneydoğu'da işte Karayılanlar, Demirci Efeler, Ege'de yine bu paramiliter mücadeleler ciddi bir şekilde devam etmektedir. Aynı zamanda basın aracılığıyla gerçekleşir. Yani en efsane gazete Adana Gazetesi'dir. İşgalciler illallah edeceklerdir. Adana Gazetesi'ni sonra yeni Adana Gazetesi olarak falan çıkacaktır. Bunun gibi bir sürü örnek var. O zaman yani milli mücadele 30 Ekim 18'de işte bu üç unsurla başlar. Bakın 3-4 yıl sonra İzmir İktisat Kongresi'ni toplayacağız. Unutmamak gerekiyor. Bu mücadelenin ikinci ayağını ise Ankara'nın, Anadolu'nun kendi içerisindeki güç mücadelesi oluşturmaktadır. Bir yandan Anadolu'daki bir sürü odak, bir sürü güç, işgal güçlerine karşı mücadele ederlerken, aynı zamanda Anadolu'da kendi içerisinde bir liderlik mücadelesi vermektedir. Anadolu'nun kendi içerisindeki bu mücadele şu bilinç dayanır, yani bu mücadele tek başına derneklerle ya da senin gazete çıkartmanla ya da işte Çerkez Ethem'dir, Demirci Efe'dir, Topal Osman'dır falan gibi seyyar birliklerin, hareketli birliklerin tek başına yürütecekleri çabayla bir yere ulaşması çok zor görünüyor. Bunun merkezi bir önderlik ve merkezi bir orduya doğru evrilmesi gerektiğinin herkes farkında. Ama kim?
Tabii ki o dönemde tek aktör, bunun tek aktörü Mustafa Kemal değil ama en önemli aktörü Mustafa Kemal. Çünkü 1915'teki Çanakkale Savaşı ordu iyi yönetildiğinde, ordu doğru düzgün yönetildiğinde hala Osmanlı güçlerinin, Osmanlı güçleri bunlar, savaşta başarılı olabildiğini, başarı gösterebildiğinin altını çiziyor ve onun kumandanı Mustafa Kemal. Unutmayalım, bakın biz o 18 Mart'ı kutluyoruz Çanakkale Savaşları'nda. 18 Mart aslında Çanakkale Savaşları'nın bittiği dönem değildir. Çanakkale Savaşları kara savaşlarına evrilecektir o tarihten sonra. 18 Mart deniz savaşlarının bittiği dönemdir. 18 Mart'ta deniz savaşları biter. Ama o dönemde denizlerde İngilizleri, işte Queen Elizabeth'dir efendim, Irresistible'dır falan, bu gemileri efendim batırıp denizde onları geriye püskürtebilmek muazzam bir özgüven verecektir. Ve o özgüveni veren komutanın da gerçekten yıldızı parlayacaktır. O yüzden ben sohbetimizin başında da söylemeye çalıştım. Mustafa Kemal'in siyasi doğum tarihi 1915 Çanakkale Savaşı'dır ve 1920'li yıllara gelindiğinde evet, Mustafa Kemal Anadolu'da yıldızı parlayan önemli bir aktördür. Ama 1900 henüz daha 18'den 20'ye doğru gelinirken elbette ki tek aktör o değildir. Aynı zamanda Anadolu kendi içerisinde mücadele etmektedir ve birinci evreden ikinci evreye geçilirken Anadolu'nun kendi içerisindeki mücadelenin de şekillenmesiyle Mustafa Kemal ve çevresindeki ekip daha belirgin hale gelirler. Kimdir Mustafa Kemal ve çevresindeki ekip? Bu ekibin çelik çekirdeğinde diyelim beş paşa yer alır. Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir ve Mustafa Kemal. Bunlar da tabii ki kendi içlerinde bir mücadeleye gireceklerdir. Özellikle 1923'ten sonra bu mücadeleyi yavaş yavaş şekillenmeye başlayacaklar ki bu mücadelenin çok önemli aktörlerinden biri olan Kazım Karabekir'in İzmir İktisat Kongresi'nin de oturum başkanı diyeyim ben. Yani işte ya da kongrenin başkanlığını yapan adam olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Rauf Orbay, Refet Bey'le, Ali Fuat Çabuk, Kazım Karabekir ve Mustafa Kemal. Bunun etrafını, bunu bir soğan halkası olarak düşünürsek en içteki beş işte çelik çekirdek ve beş paşadan oluşuyor. Bunların etrafına siz efendim işte Halide Edipleri koyun, efendim ne bileyim Rıza Nurları koyun, Mehmet Akif'leri koyun, işte bir sürü insanı burada saymamız mümkündür. Ama en içte, en merkezde bu insanlar yer alırlar. Bunların kendi arasındaki mücadele ise bakın en alt satıra 15-20 Ekim 1927 yılındaki nutkun okunmasına kadar devam eder. İşte bu tarihe kadarki dönemi biz milli mücadele dönemi diye şey yapıyoruz, anıyoruz. Ve dikkat ederseniz İzmir İktisat Kongresi bu bizim şurada böyle garip grup şekillerle ifade ettiğimiz o evrede gerçekleşir. Birinci evre bitmiştir. Merkezi bir yapılanma oluşmuştur. Ankara'da bir meclis açılmıştır. İşte İzmir İktisat Kongresi'ni toplayacak olan da bu ikinci evredeki meclistir. Unutmayalım ki henüz bu evrede daha İstanbul'da da bir meclis, İstanbul'da da bir hükümet vardır. Evet, şimdi sohbetimizin ikinci kısmıyla devam edelim. Bu arada da arkadaşlarımızla bağlanmaya devam etsinler. Ben de bu arada şey sorayım. Hem arkadaşlar bağlanıyorlarken de sorularınız varsa lütfen hemen soruları alayım. Demin de Zübeyde Hoca'yla da konuştuk. Bir dakika, yarım saat falan, yarım saat sürmeden de bitirmeye gayret edeyim. Sonra tekrar size soru sormak için fırsat vereyim ama bu arada soru varsa ben ikinci oturumumuza hemen bir sorularla başlayayım. Soru sormak isteyen varsa. Benim var. Buyurun hocam. Mete hocam, şimdi özellikle bir ifadeniz dikkatimi çekti. Onu çocuklarımız için de açıklarsanız, eğer yanlış duymadıysam Neolitik imparatorluklar olarak ifade evet. ettiniz. Bunu çocuklarımız açısından da biraz daha anlaşılır. Çünkü benim dediğim gibi hani ilk defa karşılaştığım bir ifadeydi. Çocuklarımızla da açıklayarak paylaşırsanız çok mutlu olurum.
Yani prekapitalist dönemden kalan tarım dönemi imparatorluklarını kastetmek için kullandığım bir ifadeydi. Yani çok uluslu yapıları, yayılmacı yapıları konusunda o ilk imparatorluklarla benzedikleri için o ifadeyi kullandınız herhalde. Hepsi sonuçta aynı üretim üzerine bina olan imparatorluklar. Yani Roma Tarımsal üretim. İmparatorluğu ile eski Mısır'daki imparatorlukla 1700'lerin sonundaki imparatorluklar, tabii ki yani coğrafyaları farklı, başlarındaki aktörler farklı, sosyolojik yapıları farklı ama dayandıkları üretim ilişkileri benzer. Yani aynı şekilde artık ürünün meshedilmesi ve siyasi iktidara transferi üstünden şey yapıyorlar. Samir Amin Hoca buna tribüter imparatorluklar adını verir. Haraççı diye Türkçe'ye çevriliyor. Ama tarımsal ürüne el koyan bir yönetici sınıfın varlığı vardır. Örneğin feodal imparatorluklar, feodal yapılarda Avrupa'da bu daha parçalı bir şekilde feodal ünitelerin her birinde artık ürüne ne el konulması yukarıdan aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağı ise adaletin dağıtılması şeklinde gerçekleşir. Osmanlı gibi yapılarda ise bu daha merkezidir ama yine dönüp baktığınızda çok bir şey değişmez. Artık ürüne, riayanın ürüne tımar yoluyla el konulur ve karşılığında adalet dağıtılır ki bu bizde daire-i adaletle meşrulanır, meşru şey yapılır. Dönüp baktığımızda bütün prekapitalist imparatorluklar böyledirler. O yüzden kapitalist üretim ilişkilerini şekillendirdiği yapılara dönüşüm öncesindeki bütün imparatorluklara çok genelce böyle neolitik imparatorluklar deniliyor. Yani demek doğrudur, yanlış değildir. O açıdan kullanmıştım ben bu ifadeyi. Bir de küçük bir ricam olacak. Yani soru şeklinde değil de İzmir İktisat Kongresi toplandığı dönemde aynı zamanda çok eleştirilere maruz kalıyor. Bulunduğu şehir işte Türkiye'nin genelini temsil etmediği işte Ali Şükrü'nün başını çektiği bir ekiple beraber. Ondan da kısaca bahsederseniz hocam çocuklarımız için çok iyi olacak. En azından siyasi yapıyı biraz daha tamamlamış oluruz. Elimden geldiğince yani o işte Ali Şükrü'ye yönelik eleştirileri çok da hani şeydi yani çok da bilmiyorum. Ama hani o şeye yönelik eleştirilere elimden geldiğince yer vermeye çalışayım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başka sorusu olan varsa o memnuniyetle cevaplamak isterim. Yoksa ben kaldığım yerden devam edeyim. Sonra tekrar sorulara şey yapalım. Zannediyorum şu an için soru yok. Kaldığımız yerde milli mücadeleyi konuşuyorduk. Milli mücadeleyi niye anlatıyorum? Birinci Dünya Savaşı'nı niye anlatıyorum? Bağlamamızı sadece tekrar etmek için soruyorum. Yani İzmir İktisat Kongresi'ni anlayabilmek için geriye doğru gidersek dedim. Yani Birinci Dünya Savaşı sonrasının barış anlaşmalarına bakmamız gerekiyor. Niye? Çünkü tam da Lozan'ın o ara evresinde imzalanan bir barış anlaşması var ve Lozan'ın bağlamından kopuk değil bu barış İkincisi Lozan'ı, Sevr-Lozan ikilisini anlayabilmek için milli mücadeleye dönmemiz lazım. Başka gidecek yerimiz yok. Milli mücadeleyi anlamlandırabilmek içinse bizim bu işte milli mücadele ve erken cumhuriyeti anlamlandırabilmek içinse 1918-45 arası dünyadaki tarihsel kesiti de anlayabilmemiz gerekiyor. Bu da sadece tesadüfen ortaya çıkmış ve işte hadi buna da Dünya Savaşı diyelim yahu denilmiş bir savaş değil. Bunu Dünya Savaşı yapan şeyleri konuşmamız lazım geliyordu. Bu da bize kapitalizmin doğasına ve sanayi devriminin doğasına götürmüştü. Bunlardan konuştuk bir 40 dakikada. Geriye yani buradan İzmir İktisat Kongresi'nden sanayi devrimine doğru bağlama anlatırken bizim sohbetimizi götürdüğümüz yerse sanayi devrimi, kapitalizm ve sanayi devriminden İzmir İktisat Kongresi'ne doğru yani genelden özele doğru oldu. Bağlamı özelden genele, anlatımı genelden özele vermeyi tercih ettim. Sadece buydu. Biz de bu arada işte 40 dakikada milli mücadeleye kadar gelmiştik. Milli mücadelenin işte Lozan'ın bağlamını konuşuyorduk. 1920'nin 10 Ağustos'u hatırladım. İşte Sevr için toplanılıyor, gidiliyor.
işte Şura şey Sevri ön şeyini kabul ediyor. Ama bu arada milli mücadele başlamış. Çünkü demin de konuştuğumuz gibi 30 Ekim 1918'den sonra başlayan reddil haklarla, müdafaa hukuklarla başlayan bir milli mücadele var ve Sevri kimsenin kabul edesi falan da yok şey olarak. Ve işte o milli mücadele malum yani işte büyük taarruzla şey yapacak. 26 Ağustos'ta başlıyor ve 18 Eylül'e kadar devam edecek. Biliyorsunuz bu 9 Eylül'de bitmiyor. 12 Eylül Urla, 15 Eylül Alaçatı, en son bildiğim kadarıyla 18 Eylül Karaburun falan oranın kurtuluşu. Yani Eylül'ün sonuna kadar falan devam eden bir mücadeleyi görüyoruz. Ve bu arada da mesela Lozan'ın imzalandığını görüyoruz. Lozan'a dönüp baktığımızda Lozan 1921 Kasım'ında bizi çağırıyorlar. Çünkü şeye, Lozan'ın öncesini anlayabilmek için de tam da işte milli mücadelenin sonundaki Paris Anlaşması'na gitmemiz gerekiyor. 1918'den sonra işte Paris Anlaşması toplanacak, manda tartışmaları başlayacak, İngilizler Amerikan mandası karar verilene kadar Türklerle görüşmeyi rafa kaldırmayı önerecekler, bu kabul edilecek. Amerika mandayı kabul etmeyecek. Ondan sonra işin içerisine Lozan girecek. Lozan görüşmeleri Kasım 1921'de başlayacak. Bakın milli mücadele devam ediyor. Ve Şubat 1923'te kesilecek. 4 Şubat 1923'te kesilecek. İzmir İktisat Kongresi 10 gün sonra falan İzmir İktisat Kongresi başlayacak. İzmir İktisat Kongresi Mart başı bitecek. 23 Nisan'da ilginçtir. Lozan Anlaşması'nın ikinci turu başlayacak. 24 Temmuz'da Lozan Anlaşması bitecek. O zaman bizim bu yerden buraya anlattığımız şeyi bu İzmir İktisat Kongresi'ne getirip şey yapmamız gerekiyor. Milli mücadelenin başından Lozan'a kadar Lozan'ın o arası döneme kadar milli mücadelenin aktörlerinden biri olan bir Sovyetler Birliği var. Henüz daha Sovyetler Birliği bile demek ne kadar doğru belli değil. Çünkü Sovyet devrimi yeni olmuş ve uluslararası arenada da henüz daha tam olarak tanınan bir devlet değil. Ama Lenin'in başını çektiği bir şeyler olmuş. Biz ona işte yavaş yavaş Sovyetler Birliği demeye falan başlıyoruz ve Sovyetler Birliği'nin ciddi bir yardımını görüyoruz milli mücadeleye. Bu da İzmir İktisat Kongresi'yle çok alakalıdır. O yüzden sadece silah yardımı, şu bu para yardımı falan filan değil. Ama işte kömür yardımı çok önemli bizim için. Çünkü kömürün çıkartıldığı bölgeler o dönemde de Zonguldak Havzası falan işgale çok yakın bölgeler ve bizim zaten çok cılız olan tren yolumuz çok büyük hayati bir öneme sahip ki Ankara'nın başkent olmasında bile bunun çok büyük bir önemi vardır. Hakeza Ankara'da milli mücadele organize edilirken Mustafa Kemal ilk olarak Ankara'da tren garında kalmaktadır. Direksiyon binasında kalmaktadır ki hala orası bir küçük bir müzedir de böyle küçük böyle iptidai bir taş binadır. Orada kalır çünkü yani tren ve trene yakın olmak bile çok önemlidir. Ankara'yı başkent yapan da trendir. Bunu anlatmamın sebebi şu. Milli mücadelede tren de çok önemli. Oradan geldik buraya. Ya kömür bile oradan geliyor. Yani. Peki Rusların derdi nedir bize? Yani Mustafa Kemal sosyalist bir adam değil, şu değil, bu değil. Ama Komünist Enternasyonel toplandığı zaman Zivonyev önderliğinde, Zivonyev'in konuşmasında Mustafa Kemal'in ismi zikredilerek milli mücadelenin desteklenmesi kararı alınır. Kömür yardımı yapılır, silah yardımı yapılır, o yardımı yapılır, bu yardımı yapılır. Yapılır tabii. Yani çünkü Rusya Anadolu'da bu işte Anadolu'daki milliyetçiler yenilip de İngilizler buraya ele geçirdiği zaman ikinci sıranın kendisine geleceğini gayet iyi bilmektedir. Yani biliyor. Çünkü hakeza Çanakkale Savaşı'nda da durum çok farklı değildi. Çanakkale'de eğer Çanakkale geçilip ardından da zaten Marmara'nın geçilmesi herhalde saat meselesi, gün meselesi bile değil. Ondan sonraki yerin herhalde Rusya olacağını çoluk çocuk bile tahmin edebiliyordu. Çünkü 1915'te de Rusya kaynıyordu. 1917'de devrim olacak ama 1915'te de Rusya kaynıyordu. Ve unutmayalım ki Rus çarı ile İngiliz şeyi akrabalar ve sadece akraba olma da değil. Yani bu şeye... ortalıkta dönen şeye bunlar da tepkililer açıkçası.
kaybım, ha tekrar geldi. Bir şekilde o Rus çarını berkitmek derdindeler ki gerçekten de kuzenler Rus çarıyla Romanovlarla o demek ki İngiliz kralı uzakta akrabalar. Sonra Avrupa soyluları hep birbirlerinin içine girip çıkmış durumdalar. Lenin de bunun farkında. Malum Rus devrimi olduktan sonra çar hemen idam edilmeyecek. Ve çar o dönemde idam edilmiş. Lenin de bunun intikamının alınacağını biliyor. Yani Anadolu'ya yardım etmenin bir şekilde aslında ikinci durak kendisi olacağını bildiği için bir yerde aslında zaten yeni yapılmış, gerçekleştirilmiş sayılabilecek Rus devriminin de bekası için önemli olduğunun bilincinde. Baya baya Türkiye'den Rusya'ya heyetler geliyor, Rusya'dan Türkiye'ye heyetler geliyor. Unutmayalım ki işte Taksim'deki 1 Mayıs, Taksim'deki Atatürk heykelinin içerisinde bile Rus generallerin figürleri yer almaktadır. Yani o dönemde efendim işte baya 1 Mayıslar kutlanıyor, Rus heyetleri geliyor, Lenin'den Mustafa Kemal'e yoldaş diye mektuplar, bizim oradan yoldaş Lenin diye mektuplar gidiyor. Aman Allah'ım, halkçılık beyannamesi açıklanıyor. Halkçılık beyannamesi ağır bir sosyalist jargonla yazılmış falan filan. Bunlar İzmir İktisat Kongresi'ne ne alakası var? Var. Lozan'a doğru gelinirken Lozan'ın da Kasım 21'e 4 Şubat 23'e geldiğimizde görüşmelerin kesilmesi çok stratejik bir tercihe sebep oluyor. Batı'ya bir takım mesajların verilmesi lazım. Rusya'yla bağlar koparılıyor. Ülke içerisindeki sosyalist hareketler ciddi bir şekilde bastırılıyor o kısa arada ve İzmir İktisat Kongresi toplanıyor. Burada ciddi bir mesaj şeyi de vardır. İzmir İktisat Kongresi'nin aldığı kararlar kadar konjüktürü ve aldığı kararların o konjüktürle alakası çok önemlidir. Tam o evre milli mücadelenin başından beri bir şekilde kör ve topal ilişkisi içerisinde olduğumuz Rusya'yla yolların ayrılıp ciddi bir mesajın verildiği dönemdir. Türkiye'nin yeri, yeni kurulan Türkiye'nin yeri Batı ülkeleridir ve biz serbest piyasanın taraftarıyız. Malum İzmir İktisat Kongresi'nde olacak liberal kararlar alınacaktır, serbest piyasacı kararlar alınacaktır. Ve bu da tabii ki Batı burjuvazisine bir mesajdır ve o ülkelere bir mesajdırlar. Yani biz yabancı sermayeyi açığız. Biz siz Rusya'nın yanına ittiniz ama bizim tarihsel yerimiz de Batı'dır denilecek. Ve o dönemde belki İzmir İktisat Kongresi kadar önemli sayılabilecek başka bir girişim de Chester Tren Yolu Projesi'dir. Halbuki Chester Tren Yolu Projesi'ni bu bizim bahsettiğimiz Chester'ın bir büyük akrabası Abdülhamit zamanında da Osmanlı'ya getirip imtiyaz karşılığı tren yolu yapmak istedikleri. O dönemde Osmanlı'da tren yolları imtiyaz karşılığı yapılıyor. İmtiyaz ayrıcalıktan kasıt nedir? Yapılan tren yolunu işletme giderleri ve belli bir o bölgedeki maden çıkartma ve benzeri kaynakların bu tren yollarını yapana devredilmesi. Chester projesi ise muazzam bir proje. Anadolu'nun ortasından başlayıp Bakü-Ceyhan'a kadar neredeyse gidecek bir projeden bahsediyoruz. Henüz daha oralar Osmanlı'nın elinde. Ve bu milli mücadelenin o döneminde de Chester projesi tekrar raftan indirilir ve TBMM'de kabul edilir. Biz Chester projesini Amerikalıların gelip yapmasını 99 yıllığına da Anadolu'nun ortasından ta bugünkü yaklaşık Irak'a kadar gidecek olan bir demir yolu projesini ve o demir yolunun Anadolu'nun ortasından şöyle bir taşaya kadar gidecek bir demir yolu düşünün ve onun 20 kilometre yukarısı, 20 kilometre aşağısındaki işletme hakları, maden çıkartma hakları ve benzeri bütün gelirlerin de bunu yapacak olan şirketin devredileceği bir projeyi de kabul ederiz. Bakın burada da projenin ayrıntıları falan çok önemli değildir bizim için. Burada da bir mesaj vardır. Tıpkı İzmir İktisat Kongresi'ndeki mesajda olduğu gibi. Burada da Batı'ya mesaj veriliyor. Biz kapitülasyon tadında olmadıktan sonra, bütün meclis konuşmalarında bu geçer. Yabancı sermaye çok önemli bizim için ama kapitülasyon olmasın. Kapitülasyon gibi olmadığı sürece bizim yerimiz Batı'dır. Biz özel sermayeyi açığız ve biz bu kapitalist yapının içindeyiz mesajıdır. İzmir İktisat Kongresi'nin alındığı kararları tek tek özetlemek
Zaten bunu öğrendiğim kadarıyla Zübeyde Hoca'dan, geçen hafta gelen değerli hocamız da zaten detaylı bir şekilde anlattığı için benim tekrar tekrar anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Alınan kararlar, farklı kesimlerin oradaki sonuçlarıyla ilgili siz zaten bir bilgi sahibi olmuşsunuz. Zaten hocalarınız da farklı derslerde bunları anlatmışlardı. Ben daha çok bağlamın üzerinde durmak istiyorum. Ama buradan şu anlam çıksın da istemem son olarak toparlarken de. İzmir İktisat Kongresi böyle bir yalancıktan bir kongreydi. Aslında hani uyduruktan toplandı gibi bir anlam çıkartılmasını da istemem. Ama burada bağlamını da kaybetmemek lazımdır İzmir İktisat Kongresi'nin. İşte orada ciddi bir tercih yapılır. O tercihte Türkiye'nin yerinin, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti kurulacak olan. Ama kurulduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ben Cumhuriyet'in ne zaman ilan edildiğini tam olarak bilmiyorum. 1920 de diyebilirsiniz buna, 1923 de diyebilirsiniz. Çünkü gerçekten de 29 Ekim 1923'teki meclis tutanaklarına baktığınızda yani zaten yani biz bunun adını koyuyoruz gibi mecliste konuşmalar yapılır. Meclis tutanakları bugün TBMM sitesinden rahatlıkla erişilebilecek konuşmalardır. Yani aslında baya baya 1920'de biz Cumhuriyet'in kurulduğunu söylesek de yanlış olmaz. Neyse o günde zaten yani o günde kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin yerinin batı olduğunun iktisadi bir kongreyle altının çizildiği bir kongre olması çok önemlidir. İzmir İktisat Kongresi'nin bağlamı anlamında düşündüğümüzde kongre İzmir'de Ermeni adamın adını hatırlayamadım. Hamparsyum'du galiba. Üzüm incir tüccarı bir adam. Ondan kalan bir iki katlı büyük bir binada toplanıyor. Bugünkü Kemeraltı'na yakın bir yerdeymiş şeyi. Hatta 1970'li yıllarda yıkılmış. Şimdi galiba yerinde otoparklar, motoparklar falan filan varmış. Burada İzmirli hocalarım var. Belki onlar benden çok daha iyi biliyorlardır. Şimdi galiba Büyükşehir Belediyesi 100. yıla yetiştirecek oraya böyle minik bir şeyler falan, o yeri boşaltmışlar galiba. Oraya şimdi bir şeyler falan yapmaya çalışıyorlarmış. İyi de ediyorlardır. İzmir İktisat Kongresi'nin o hatırasının canlanması belki iyi olabilir. Kongre orada toplanıyor ve bir takım kararlar alınıyor. Ben burada minicik olarak şeye de değinmek istiyorum. Burada alınan kararların liberal olması, 1930'lu yıllarda alınan devletçilik kararları birbirleriyle çelişen kararlar değildirler arkadaşlar. Sadece kapitalizmin seyriyle ilgili teknik ayrıntıdır bunlar. 1930'lu yıllarda devletçi ekonomiye geçilmesi İzmir İktisat Kongresi kararlarının ben ricat edildiği anlamına falan gelmez. Kapitalizm üretim ilişkilerinin kendi içerisindeki teknikler dönem dönem değişiklikler arz ederler. Bunları belirleyen şeyler de krizlerdir. Krizi biz daha çok böyle kalp krizi tadında çok şey olumsuz şeyler yani böyle işte kalp krizi geçirdi tadında böyle adamın ölüm döşeğinden dönmesi gibi bir şey olarak anlarız ama crisis dediğimiz şey daha çok hani turning point derler, dönüm noktalarıdır. Kapitalizmin krizleri de dönüm noktalarıdır. Örneğin işte ilk kapitalist krizle birlikte den sonra işte devletçilik daha ön plana çıkmaya başlayınca Türkiye Cumhuriyeti de İzmir İktisat Kongresi'nde aldığı kararları kapitalizmin yeni veçhesine doğru dümen kırmaya başlar. Yani bunlar birbirleriyle çelişen kararlar değildirler. Kararlara teknik olarak 30'lu yıllardaki devletçilik kararlarıyla teknik olarak İzmir İktisat Kongresi'ndeki kararlara baktığınızda çelişiyor görünebilir. Çelişmeyen şudur. Kapitalizmin kendisi teknik bir takım bir revizyona girer ve o yeni tekniğe uygun olarak yine kapitalist üretim ilişkileri içerisinde yeni bir takım kararlar alınır. O yüzden hani 1923'ün İzmir İktisat Kongresi'nin Atatürk'üyle devletçi ekonomik kararları alan Atatürk'ün aynı insan ve aynı mantığın kararları. Ama aynı mantığın gereği olan teknik kararlar farklıdır. Böylece 1933'e de bağlayarak ben İzmir İktisat Kongresi'nin bağlamı ile ilgili böyle bir sohbeti yavaştan sonlandırayım. Kaç dakika kaldı onu da tam emin değilim ama yaklaşık 20-25 dakikamızın olması lazım. Ben sizlere sorularınıza bırakayım sohbetimizi.
Özellikle öğrenci arkadaşların soruları varsa. Oğlum, ne oldu lan? Basınca çıkıyor. Buyurun. Mert Koray. Mert, seni dinliyorum. Merhaba hocam. Merhaba. Hangi okul? Benim sorum, dediniz ki İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar daha liberaldi. Peki bu kararlar alındıktan sonra Sovyetlerle ilişkimiz nasıl gelişmiştir? Teşekkürler. Tamamen bozuştu. Yani köprüler tamamen atıldı. Net yani. O tarihten sonra köprüler atıldı. Bilmiyorum yeterli oldu mu ama Çağatay Çırakoğlu söz istiyor. Çağatay merhaba. Evet hocam, merhabalar. Sesim geliyor mu? Geliyor. Merhabalar, ben de Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'ndenim. İktisat Kongresi'nde alınan kararlar alakalı bir sorum olacaktı. İş erbabına amele değil işçi denmelidir gibi bir madde gördüm galiba. Bu İzmir İktisat Kongresi'nde işçi hakları ve bu konuda hani daha kibarlaştırılan, daha doğrusu onların haklarını gözetmek konusunda yapılan adımlar ne seviyedeydi? Bunu söyler misiniz? Yani orada işçi hakları, yani daha sendikal hakları sonunda verilen bir işçi haklarından falan bahsetmemiz mümkün olmadığı gibi orada daha işte çalışanın emeğinin verilmesi tadında işçi haklarından bahsedebiliriz. Somutta bunlar işte yıllık izin hakkı, hafta sonu hakkı, artan oranlı gelir vergisi gibi ya da işte bir takım sendikal haklar ve sosyal haklar gibi haklara çok da tekabül etmiyor. Daha hani temenni denilen, wishful thinking denilen daha temenni niteliğindeki, iyi niyet şey niteliğindeki bir takım şeylere denk geliyor ki örneğin İzmir İktisat Kongresi alınan kararlar gereği daha sonra bir takım işçilere yönelik yasaların falan çıkartıldığını da görüyoruz. Faruk söz istiyor. Faruk Semiz. Merhabalar hocam. Merhaba. Sesin geliyor mu? Geliyor. Ben Şehit Abdülkılavuz Anadolu Lisesi'ndenim. Nereden? Şehit Abdülkılavuz Anadolu Lisesi. Abdülkadir Kılavuz. Uşak. Aa, ne güzel. Evet. Benim sorum pre-kapitalizmle kapitalizmin arasındaki fark nedir ve bu geçişe sebep olan şey neydi? Yani pre-kapitalizmden kasıt kapitalizm öncesi yapılardır. Demin hocamız da sordu. Hani ben neolitik diye genelleştirmiştim. Kapitalist yapılarsa kapitalist üretim ilişkilerinin geçerli olduğu yapılardır. Pre-kapitalist yapıların siyasal iktidarları, eğer Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsediyorsak tarım toplumunun geçerli olduğu. Tarım toplumunda kapitalist üretim ilişkilerinden farklı olarak artık ürüne el koyma biçimi ve tabii ki artık ürüne el koyan sınıfla siyasi iktidarın üst üste oturmasıdır. Kapitalist üretim ilişkileriyle birlikte bu ikisi birbirinden ayrılmaya başlayacaktır. Yani Osmanlı üzerinde konuşacak olursak artık ürün nedir? Tarım toplumunda artık ürün tarım ürünüdür. Tarım ürününün nesine el konulur? Tarım ürününün önce tabii kişinin kullanacağı kısmı ona ayrılır. Daha sonra tohumluk olan kısmı ayrılır. Pazarda takas edilmek zorundadır bu ürün. Çünkü herkes her gün buğday yiyecek hali yoktur. Buğday üreten adamın aynı zamanda elbiseye ihtiyacı vardır. Aynı zamanda at arabasına ihtiyacı vardır. Aynı zamanda pirince ihtiyacı vardır. Bunlar takas edilecektir. İşte buradan artık ürün hesap edilir. Tımar sistemi bu artık ürün hesap edilmesinin bir mekanizmasıdır. Onun üstü vergi olarak el konulur. Batı'da bu feodal artıktır. Burada sipahinin el koyduğu üründür. El koymayı abartmayalım. Yani el koyma gırtlak sıkma anlamında değil. Bugün de vergi dediğimiz şey bir nevi el koymadır. Bugün farklı usullerle yapılır. Kapitalist üretim ilişkilerine geçtiğimiz zamansa artık ücretli emek vardır. Sermayenin, paranın sermayeleşmesi vardır ve üretim için üretim şeyi vardır. Çünkü üretim aynı zamanda bunun tekrar bu sürece dahil edilip üretim kapasitesinin artırılmasına dayanır. Birincisinin üretim ilişkisine dayanan şeyler daha imparatorluklardır. İkincisinde ise ulus devletler daha ön plana çıkar.
Ama bu kapitalist üretim ilişkileri içerisinde imparatorlukların tam anlamıyla ve her şeyle tasfiye edildiği anlamına gelmez. Hakeza biliyorsunuz ki işte Kraliçe Elizabeth çok yakın zamanda öldü ve neredeyse bilmem kaç bin yılın feodal gelenekleriyle gömüldü. Ama bugün bile İngiltere toplumuna dönüp baktığımızda şeklen ve sembolik olarak bir krallık devam ediyor olsa da bir İngiliz ulus devletinden rahatlıkla bahsedebileceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani artık bu yapılar sembolik olarak içinde çok eski pre-kapitalist imparatorluk şeylerini barındırıyor olsalar bile bir ulus devlettirler. Hakeza işte Osmanlı'nın bir şekilde devlet mekanizmasının devamı olarak düşünebileceğimiz Türkiye Cumhuriyeti'dir. Birisi imparatorluktur ama bu cumhuriyetin kuruluşu bu devletin askerleri ve bürokratlarınca kotarılmış bir eylem olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Yani aynı zamanda Osmanlı Cumhuriyeti geçişinin bir kopuş, aynı zamanda bir devamlılık olduğunu da eğer hatırlarsak bizim geçiş sürecimizde aynen İngiltere'ninki gibi değilse de bir kendi içerisinde hem kopuşu hem sürekliliği sağlayan bir dönüşümdür. Yani prekapitalist yapılardan kapitalist yapılara geçiş sadece ekonomik terimlerle açıklanacak şeyler değildirler. Bu aynı zamanda siyasi olarak da imparatorluklardan ulus devletlere doğru. Hatta imparatorluklar bugün devam ediyor olsalar bile o imparatorlukların ulus devletleşmesi İngiltere örneğinde olduğu gibi ile sonuçlanan bir süreç olarak ortaya çıkar. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Yakup söz vermiş miydim sana? Söz vermedim. Yok hocam. Evet, seni dinleyebilir miyim? Merhabalar hocam. Ben de Ankara Sosyal Bilimlerine katılıyorum. Benim sorum ise şu. 1929 yılında gerçekleşen büyük buhran İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararların uygulanmasında veya uygulanma sürecinde etkili olmuş mudur? Evet. Ben de bunu soracağım. Evet. Demin onu özetlemeye çalıştım. 1929 ekonomik buhranından sonra dünyada da Türkiye'de de Keynesyen ekonomi dediğimiz talep yanlısı ekonomi gündeme gelmeye başlayacak. Devlet ekonomiye daha etkin bir şekilde müdahale etmeye başlayacak. Ve tam istihdamı olacak. Çünkü Keynesyen ekonomi tam istihdam esprisine dayanır. Tam istihdamı sağlama esprisine dayanan ekonomiler güçlenmeye başlayacak. Türkiye'de bu devletçi ekonomi olarak görülecek. Ama demin de söylediğim şeyi minicik burada tekrar etmeye izin ver. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlarla 1929 ekonomik buhranı sonrası yani krizin sonrası alınan kararlar birbirleriyle mantık olarak çelişmezler. Teknik olarak çeliştiğini düşünebiliriz. Çünkü her kriz sonrasında kapitalizm yeni tekniklerle kendi bu krizini aşar. Turning point demiştim ya, dönüm noktaları. Yani oradan kıvrılıp yepyeni bir şekilde kendisine yeni bir tekniğe bürür. 1929 sonrasında Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu kapitalist yapıda yepyeni teknikler ortaya çıkar. Devletçilik de onun Türkiye'deki ayağını oluşturur. Tamam hocam, teşekkürler. Eylül, sana da söz verebilir miyim? Merhaba hocam, ben Eylül. Ben Aziz Sancar Fen Lisesi'nden katıldım. Hocam benim sorum şu şekilde. Bu İzmir İktisat Kongresi yapıldıktan sonra bizim gibi batılı devletlerin etkisi altında kalan ülkelerde bir farkındalık oluştu mu? Yani bu hocam, farkındalık... Çok özür dilerim. Arada kaynadı şey sözüm. Biz İzmir İktisat Kongresi'ni yaptıktan sonra bizim gibi batılı devletlerin etkisinde kalan ülkelerde bir farkındalık oluştu mu? Ve bu batılı devletleri ne kadar etkiledi bu batılı devletlerin ekonomisini? İzmir İktisat Kongresi mi? Evet. Hiçbir etkisi olmadı. Yani batılı devletlerin, yani biz bir mesaj vermeye çalıştık. Ve tabii ki yani Lozan tekrar toplandı ve çok kısa bir süre sonra birkaç yılda alınamayan kararlar alındı. Ama bu doğrudan doğru İzmir İktisat Kongresi yapıldı diye Lozan Konferansı'nın çözüldüğü anlamına gelmeyeceği gibi biz İzmir İktisat Kongresi'ni topladık diye batılı devletlerin de yani kendi politikalarını değiştirdikleri, dönüştürdükleri falan filan da yok. Sonuçta kapitalizmin çevre ülkesi merkezi çevre ülkesine göre değil. Kapitalizmin çevre ülkesi Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yer alır. Merkeze göre kendi yapısal dönüşümünü gerçekleştirir. O yüzden hani yani belki olumlu karşıladılar, belki karşılamadılar ama onların politikalarının İzmir İktisat Kongresi'ne göre şekillendiğini söylememiz çok zor. Tamam hocam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yakup Kaan Çirci'ye söz vermedim herhalde. Kesildiği zaman hemen gene link atacağım ve ben bütün arkadaşların sorularını elimden geldiğince cevaplamak istiyorum. Evet, Yakup'a söz vermiş miydim ben bilmiyorum. Şu anda onu göremiyorum.
Hocam vermiştiniz, ben şimdi indirdim, Tamamdır. pardon. Özür dilerim. Havada Mert kaldım. Eren, Mert sana söz vereyim. Hocam ben Ankara Aziz Sancar Fen Lisesi'nden katılıyorum. Benim sorum şey olacaktı. Türkiye İktisat Kongresi'nden kısa bir süre önce bildiğim kadarıyla bir nüfus mübadelesi oluyor Yunanistan'la alakalı. Bunun etkileri nelerdir bizim kongremizde? Teşekkür ederim. Kongre doğrudan doğru etkisinden bahsedemeyiz. Mübadeleyi çok daha geniş ölçekte almamız gerekiyor. Mübadele aslında daha önce Balkan ülkeler arasında da yapılmış bir şey. Daha sonra Yunanistan'ın teklifi, Amerika'nın da evet ya bu niye olmasın demesi ve bizim de kabulümüzle birlikte mübadele gerçekleşecek. Çok sancılı bir süreç gerçekten. Mübadeleyle birlikte ülke büyük tüccar sınıfı kaybedecek. Onun yerine gelen nüfusa oldukça hani daha tarımsal bir nüfus Türkiye'ye gelecek. Bunun karşısında ise daha kapitalist üretim ilişkilerine daha teşne, tüccar sınıfı diyebileceğimiz bir kesimse ülkeden kopup gidecek. Ama bunu böyle anlatıyor olmam nüfus mübadelesi yapılmasaydı daha iyi olurdu anlamına gelmiyor. Ama yapıldı da iyi oldu gibi de değil. Bir yerde yapılmak zorundaydı. Hem Yunanistan'ın teklifi, o dönemin büyük devletlerinin de onayı ve Türkiye'nin de buna okey demesiyle bir mübadele gerçekleştirildi. Ama bunun iktisadi çok ciddi bize negatif sonuçları oldu. Ama bu doğrudan doğruya İzmir İktisat Kongresi ile arasında bir illiyet bağı kurmamızı pek mümkün görünmüyor açıkçası. Yani Lozan Konferansı'nda İzmir İktisat Kongresi'nde şu kararlar alındığı çok rahat söyleyemeyiz. Onu söyleyeyim. Ceren'e söz verdim mi? Ceren Akyaz. Yok hocam. İyi akşamlar. Ben de Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nden geliyorum. Aslında yerel bir burjuvazinin oluşması için yabancı sermayedara bir mesaj olduğunu söylemiştiniz kongrenin. Yabancı sermayedar işte yurt dışında nasıl bir yankı buldu bu mesaj? Bizim ülkemize yapılan yatırımlar ekonomiyi nasıl etkiledi? Onu sormak istemiştim. Yani İzmir İktisat Kongresi'nde yabancı sermaye açığız lafı doğrudan doğruya yabancı sermayenin ülkeye akın akın gelmesine falan sebep olmadı. Zaten İzmir İktisat Kongresi'nden kısa bir süre sonra kapitalizmin ciddi bir krizi, demin bir arkadaşımızın da sorduğu olduğu gibi 29 yılında zaten bu yapı tamamen alt üst oldu. Önemli olan da burada yani biz İzmir İktisat Kongresi'ni topladık diye Batı'daki iş adamlarının haldır haldır Türkiye'ye gelmesi falan filan değil. Burada stratejik bir karar veriyoruz ve bir mesaj veriyoruz. Bizim yerimiz Batı. Sovyetler Birliği'ne yakın durmamız konjonktüreldi. Biz bu iktisadi kararlarla da altını çizdiğimiz gibi kapitalist ekonominin yanındayız ve kapitülasyonlar gibi olmadığı sürece de özel sermayenin karşısında değiliz mesajı veriyoruz. Önemli olan bu. Yalnızca yönümüzü belirliyoruz aslında. Evet. Özel sermayenin karşısında değiliz dememiz. Bunu dedik diye 100 bin tane adamın gelmesi değil ki gelmiyor zaten. Yani gelen giden yok. Ama gelip gelmemesinden daha önemlisi batılı karar alıcıların evet Türkiye'ye kararını bu yönde verdiğinin altını çiziyor olmaları. Yani o önemli. Anlatmadım. Onu çiziyorlar. Ama onun karşısında o bir sürü insan falan da gelip Türkiye'de şey açmıyor. Şirket, holding bilmem ne falan açmıyor. Zaten 29 bin alımı gelecek. Yani. Evet. Ciddi gümrük duvarları yükselecek, iç ekonomiler daha belirgin hale gelecek falan. Tabii takas ve clearing'e geçilecek efendim? Tabii ki. Tam Tabii anlayamadım ki bunun da ardından takas ve clearing sistemine geçilecek. ne sistemini? Buhranın takas ve clearing sistemi buhranın ardından. Dolayısıyla yani dediğiniz gibi yabancı sermayedarların farklı ülkelere gelmesi hani çok mümkün de değil. Evet, evet doğru, haklısın. Evet, evet. Başka soru varsa da ben ekranımda göremiyorum. Eğer varsa lütfen hemen sözü alsın ya da ben şu ekranı büyüteyim iyice. Şöyle bakıyorum, başka söz alan, evet Çağatay, seni dinliyorum. Merhaba hocam, benim bir sorum daha vardı. İnternetten okuduğum bir makalede, Mahmut Esat Bey'in aslında sizin dediğiniz gibi yabancı sermaye davet etmekle birlikte aslında iktisat pek fazla yönelmediğini konuşmasında ve padişaha ve saraya iğneler yaptığını okudum. Yani Mahmut
Paşa bunun konu hakkında bunu bir propaganda amacı olarak mı kullandı acaba o dönem? Yoksa hani genel tutumda mı böyleydi? Nasıldı bu durum? Şimdi İzmir İktisat Kongresi'ndeki bir konuşma mıydı? Evet, İzmir İktisat Kongresi'nde bir konuşma. Kongresi, Dergi Park'ta buldum. Mart 23'te, saltanatın kaldırılışı Kasım 22'de. Yani pek herhalde hani olsa olsa burada. Konuşmayı bilmiyorum, yalan söylemeyeyim. Ama olsa olsa tribüne oynanan bir konuşma olabilir. Kaldırılmış saltanatın arkasından konuşmak. Yani daha böyle bir jargon, belagat o diye herhalde nitelendiriliyor. Çünkü saltanat o dönemde yok. Kasım 22 biliyorsun. Yani biz Lozan'a çağrılır çağrılmaz saltanatı kaldıracağız. Çünkü her iki kesin de çağrılacak Lozan'a. O arada saltanatı hemen davetten çok kısa bir süre sonra Ekim sonunda Lozan için çağıracağız. Kasım başında saltanatın kaldırılmasıyla cevap veriyoruz. İzmir İktisat Kongresi toplandığında tamam. Saltanat kaldırılmıştı. Var mı sorusu olan? Evet. Özge, seni dinliyorum. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Ben de Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nden katılıyorum. Özellikle şeyi sormak istiyorum. Lozan'a ara verildiği dönemde İzmir İktisat Kongresi toplanıyor olarak bahsetmiştiniz. Ve daha sonrasında Lozan görüşmeleri devam ediyor İzmir İktisat Kongresi yapıldıktan sonra. Peki İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararların o süreçte alınan kararlarla ülkenin gösterdiği kararlılığı, politika anlamdaki kararlılığı, ekonomik anlamdaki gelişmeleri Lozan'a belirli bir şekilde yansıyor mu? O kararlarda veya ileriki dönemlerde belirli bir etkisi görülüyor mu? Yok. Dış politikada? Yok, hayır, hiçbir şey görmüyor. Yani orada demin de dediğim gibi önemli olan bizim yerimizi nerede olduğumuzu belli etmemiz. Çünkü İzmir İktisat Kongresi'nin yani 23-29'da zaten ekonomik mantık hani gene aynı üretim ilişkileri ama mantık tamamen alt üst olacak. Zaten 29'a gelene kadar ciddi bir buhran kendisini gösteriyor. 29'da bir borsa kriziyle Amerika'daki ayyuka çıkıyor. Yani 29'da ortaya çıkan bir kriz değil. Zaten 23'ten sonra yavaş yavaş izlerini göstermeye başlayan bir krizden bahsediyoruz. Dolayısıyla İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararların böyle uzun uzadıya bizim ekonomik yapımızı belirlemesi çok şey değil. Ama önemli olan demin de dediğim gibi orada aldığımız kararla yerimizin nere olduğunun altını çizmeye çalışmamızdır. O aslında çok siyasi bir karardır. Siyasi bir şekilde biz altını çizeriz ki bizim yerimiz Batı ve biz bu kapitalist ekonomi içerisinde yer almak istiyoruz arkadaş. Bunu söyleriz. Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum. Var mı sorusu olan? Bir sorum daha var hocam. Tabii, memnuniyetle. Buyur lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bu hani konuşurken de çok fazla kafama takılmış bir konuydu. O dönemki özellikle Osmanlı borçları çok gündemdeydi ve hani İzmir İktisat Kongresi'nde bu konu gündeme geldi mi, gündeme geldiyse nasıl bir yol izlendi bu konu hakkında onu merak etmiştim. Bildiğim İzmir İktisat Kongresi'nde bu konu gündeme gelmiyor. Bu konudaki kararlar Lozan'da. Bununla ilgili şeyleri yani derbunla ilgili şeyleri Lozan'la, milli mücadeleyle, Lozan sonrasıyla, iktisadi 1929 sonrası alınan kararlarla ve Türkiye siyasi hayatıyla ilgili diğer şeyleri için şu kaynakları ben sizler için bulmuştum. Şöyle çarpmaya çalışayım. Hepsi görünsün. En azından kayda girmiş olsun. Şöyle, daha sonra zaten YouTube'dan bakarken de şey yapabilirsiniz. Bu böylece burayı da böyle bir kayda almış oluruz. Hocam bir link paylaşabilir misin bizimle? Tabii paylaşabilirim. Ben şu anda hani kayda girsin diye şey yapıyorum. Bunun yanında ben şeyi de size tavsiye etmek isterim. Benim kendi bölümümde yani üniversitede verdiğim siyasal hayat dersleri videolarını da eğer arzu ederseniz tabii ki izlemek isterseniz onları da takip edebilirsiniz. YouTube'a Türkiye Siyasi Hayatı yanına da Mete Kağan Kaynar yazarsınız. 26 hafta çarpı 3 ders çarpı 50 dakikalık siyasal hayat videosu bulabilirsiniz. Bu da adlı sayılır bir külliyat ediyor. Bunlar da o her haftanın altında işte mesela bu Lozan'ı anlattığım haftanın şeyi ileri okuma listesi bizim bölüm için onun gibi onlarca ileri okuma listesi de
bulmanız mümkündür. O şeyde şurada ben şeyi kapatamıyorum. Nedenini de bilmiyorum. Çok pardon. Şunu kapatayım. Evet. İleri okuma listeleri bulmanız da mümkündür. Dediğim gibi Türkiye Siyasi Hayatı yazıp yanına benim adımı yazdığınızda YouTube'da da bunu bulabilirsiniz. Benim internet sistemde de aynı sırayla onları bulabilirsiniz. metekaankaynar.com.tr adresinden. Oradan işinize yarayacak kitapları da indirmeniz mümkündür. Telif süresi dolan çalışmalarımı full PDF oraya koyuyorum da orada 5-6 kitabın tam erişimli şeyini bulabilirsiniz. Arzu ediyorsanız indirebilirsiniz. Orada diğer yazılara da ulaşmanız mümkündür. Her videonun altında YouTube'daki bu siyasal hayat videoların altında demin dediğim gibi anahtar kelimeleri vardır. Yani videonun neyle ilgili olduğunun küçük bir özetini videonun altında bulabilirsiniz. İleri okuma listelerinde bulabilirsiniz. O da bu haftanın ileri okuma listelerinden biriydi. Dedim bunu paylaşayım en azından. Diğerlerini de sadece nerede bulabileceklerini söylerim arkadaşlara. Bu arada bakıyorum sorusu olan olmadığı için çok da fazla uzatmak istemiyorum. Beni davet ettikleri için hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok değişik bir deneyim oldu. Her zaman için ben sizlerin bu etkinliğine katılmaktan onur duyacağımı söylüyorum. Dilerim sizi sıkmamışımdır. Dilerim bunaltmamışımdır. Başka bir etkinlikte de tekrar bir arada olma dileğiyle ben gecenin bu saatine kadar bana tahammül ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzninizle de yayını da kapatıyorum arkadaşlar. Çok hocam, teşekkür ederiz hocam. Biz çok teşekkür ederiz Mete hocam. Elinize emeğinize sağlık. Gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Hem öğrencilerimiz adına hem bizim adımıza. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz Mete hocam. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun Nida hocam. Çok teşekkür ediyorum. İzninizle ben yayını kesiyorum. Herkese teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın.